Yaz spor okulları açılıyor. Konuyla ilgili konuşan Nizip Spor Kulüp Başkanı Mehmet Karaçalı, Nizip Spor Kulübü olarak ilçedeki sportif faaliyetleri en üst seviyeye çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Geride bıraktığımız ve 5. sırada futbol sezonunun kapanması ile birlikte ilçedeki gençlerimizi okullar kapandıktan sonra sporu ve aynı zamanda futbolu aşılamak ve çocuklarımızı sporla iç içe getirmek için ücretsiz olarak yaz spor okullarını açtık. Böylelikle bu etkinlikte yer almak isteyen çocuklarımızı önceliğimiz futbol olduğu için bu konuda eğiteceğiz. Eğer bu yaz spor kurslarına kayıt yaptırmak isteyen gençlerimiz var ise kayıtlarımız bugün itibariyle başlamış olup devam etmektedir dedi. Öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için biz spor ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Niz sporla ilgili zaten çalışmalarımız belli. Büyük olan ilçemizde spor faaliyetlerini üst seviyeye çıkarmak amacındayız. Bununla ilgili futbol tarafımız zaten sezon bitmiş durumda şu anda. Geçen sezonu 5. sırada bitirdik. Şimdi de yeni sezon hazırlıklarına başladık. Bununla ilgili de yaz okuluyla ilgili bir çalışmamız var. Tabii bu yaz okulu dediğimiz ücretsiz. Şu anda işte dar gelirli ailelerimizin yapmak istediği, onlara ulaşmak istediğimiz bir çalışma. Bunlara da ücretsiz olarak yaz tatili boyunca okullar kapandıktan sonra başlayacağız. Hocalarımızla birlikte bu konuyla ilgili büyük bir çalışmamız devam ediyor. Kayıtlarımız da 26 Mayıs yani bugün başlamış durumda. Okul bitimine kadar kayıtlarımız devam edecek. Okul bittikten sonra da yapılacak olan işte idmanlar, maçlar bu konuyla ilgili sürekli 3 ay boyunca devam edecektir. Yaz sporu kapsamında zaten bizim futbol önceliğimiz olduğu için sadece futbolla ilgili küçük yaştaki çocuklarımızı alıp eğiteceğiz. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nizip Spor'la ilgili de zaten şu anda yaklaşık 230 tane bizim lisanslı sporcumuz mevcut. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Gün geçtikçe sporcularımızı dahil etmeye çalışıyoruz. Lisanslarını yapıyoruz. Bunları tabii ki Nizip Spor'a katmış bulunuyoruz. Tabii ki bunların da eğitilmesi hususunda büyük emekler istenen bir şey. Biz bu 230 tane sporcumuzun içerisinde yaklaşık 7-8 tanesini madde bağımlısı iken alıp spora kavuşturmuş durumdayız. Dolayısıyla ilçemiz büyük bir ilçe. İlçemizin gelişimine biz de tabii ki ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu konuda belediye başkanımızdan en büyük desteği bekliyoruz.